Merhaba arkadaşlar, AutoCAD 3 boyutlu çizim derslerimizin 10. uygulama dersine hoş geldiniz. Bu dersimizde Solid Editing içerisinde bulunan Interfer, Slice ve Thicken komutlarını göreceğiz. Bu komutları gördükten sonra ekranda görmüş olduğunuz bir katı modellememiz var. Bunu yapacağız. Bir katı modellememiz daha var. Bunu da yapıp dersi sonlandıracağız. Hemen komutumuzu anlatmaya başlayalım. Bakın Interfer arkadaşlar, Intersect komutuyla hemen hemen benzer bir komut. Hatırlarsanız Intersect komutunu bu parçayla göstermiştik. Yani geldik. Bakın bu komuta giriyordum. İki nesneyi de seçip Enter'a bastığım zaman kesişim noktasını bana veriyordu. Hemen Ctrl Z dedim. Geriye aldım. Interfer de aynı işlemi yapıyor arkadaşlar. Daha detaylı yapıyor. Geldim buraya. Birinci nesneyi seçtim. Enter'a bastım. İkinci nesneyi seçtim. Enter'a bastım. Bakın kırmızı bir şekilde bana gösteriyor. Buradan gelip örnek veriyorum. Orbit'e çevirebilirim parçayı görmek açısından. ESC ile çıktım. Buradan örnek veriyorum. Gelip büyütüp küçültebilirim. Close deyip çıkıyorum. Bakın buraya dikkat etmenizi istiyorum. Burası tikli. Close dedim, çıktım. Sonra seçtik. İzometrik bakalım. Buradan da paralel olsun. Bakın Move Gizmo ile taşıdım. Burada bir şey yok. Tekrar Ctrl Z dedim, geri aldım. Tekrar aynı komuta girdim. Birinci nesneyi seçtik. Enter. İkinci nesne. Enter. Bakın buradaki tiki kaldırıyorum. Close deyip çıktım. Şimdi parçayı seçtik. Move Gizmo geldi. Götürdüm. Bakın burada bu kesme şekli kesmiş oldu. Bu parçaya da tıklayalım. Bunu da buraya götürüyorum. Bakın iki parçayı da muhafaza ederek kesişim noktalarını bana çıkardı arkadaşlar. Bu komutumuz böyle. Slice'a gelmeden hemen kısaca Thicken komutundan da bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Thicken'ı kullanmak için arkadaşlar, burada da yazıyor zaten tanımlamasında da, bize bir yüzey modelleme gerekiyor. Hemen bir yüzey modellememizi çizelim. Bakın Surface'e geldim. Bir yüzey çizelim. Bakın yüzey hiçbir kalınlığı yok. Home'a geldim. Thicken diyorum. Yüzeyi seçtim. Enter'a bastım. Bakın aşağıda da benden bir kalınlık istiyor. Kalınlığımız da diyelim 20 olsun. 20. Enter dedim. 20 kalınlığına getirmiş olduk. Bir de dikdörtgen üzerinden gösterelim. Bakın yine Surface komutuma geldim. Bu kez Extrude de Surface verelim. Seçtik. Enter'a bastım. Yukarıya doğru getirdim. Bakın böyle bir yüzeyim var. Hemen Home menüsüne geldim. Thicken burada. Tabii Home menüsünden yapabildiğiniz gibi bu komutların hepsi Solid Editing'in arkadaşlar. Solid menüsünün içerisinde de var. Yani burada da var. Hemen buradan yapalım bu kez Solid menüsünden. Thicken'e geldim. Yüzeyi seçiyorum. Enter'a bastım. Bakın en son yaptığım 20 değeri burada aktif. Buraya gelelim. Diyelim ki burası da 5 olsun. 5. Enter dedim. Bakın dışa doğru 5 mm'lik bir kalınlık verdik. Shell'e benzer oldu arkadaşlar. Shell komutuna gayet benzer bir komut. Hemen burada bakın Slice komutum var. Tabii Home menüsünde burada Solid Editing içerisinde de var Slice. Slice'e giriş yapalım. Bakın hangi komutu kullanırsak kullanalım komut satırı bize yardımcı oluyor. Diyor ki objeyi seç diyor. Objem bu olsun. Enter'a bastım. Bakın parantez içerisinde olan seçenek aktif durumda. Eğer bundan herhangi bir tanesini seçmezsem. Geldim. Birinci noktam burası. İkinci noktam burası. Kalacak kısmı seçiyorum. Burası diyorum. Bakın dilimlemiş olduk Slice'la da. Hemen Ctrl Z diyorum. Değişik seçeneklerim var. Hemen buradan dikdörtgen komutuma geldim. Veya polyline yapalım. Polyline'e geldim.
Bakın şu şekilde bir çizgiyi kestik. Surface'e giriyorum yine. Extrude dedim. Seçtik. Enter'a bastım. Aşağı doğru yüzeyimi yaptım. Tekrar Home menüsüne geldim. Slice yine. Dilimleyeceğim nesneyi seçtim. Enter'a bastım. Burada değişik değişik var ama Surface'i göstermek istiyorum sadece. Surface'e geldim. Yüzeyi seç diyor. Yüzeyi seçtim. Enter'a bastım. Bakın. Yüzeyi silelim. Delle. Bakın burayı bu şekilde dilimlemiş olduk. Bir defa seçersem Move Gizmo geldi. Bunu yukarıya doğru kaldıralım. Bu şekilde de bir dilimleme yapabilirsiniz. Bu komutlar şimdilik bu kadar arkadaşlar. Hemen ilk katı modellememizi yapmaya başlayalım. Katı modelim böyle. Orbitle çevireyim. Nesneyi iyice bir anlayalım. Bu şekilde bir nesnem var. Hemen geldim. Bakın buradan çizmeye başlayacağım. Tap'a tekabül ediyor. Tap düzleme bastım. Buradan çevirelim. Buradan da paralel yaptım. Hemen nesneye bakıyorum. 112'lik bir ölçüm var. Çizgiye geldim. Kalınlığı da açalım. Buradan 112 enter dedim. 112'lik kısmı çizdim. 125'lik bir ölçüm var eksenler arası mesafe. Hemen onu da çizelim. Orta noktasından tuttum. Sürükledik. 125 enter. Burada 26'lık, 40'lık ve R23'lük bir radüsüm var. Hemen 26'yı çizelim. Yarıçap 13 enter. Dışında 40'lık var. Yarıçap 20 enter. Tekrar komutuma girdim. Bir de 23'lük radüsüm var. 23 enter diyorum. Burayı da çizmiş olduk. Yardımcı çizgimi hemen sildim. Çizgi komutuma giriş yapıyorum. Bakın burada teğet tutmuş. Hemen kontrole bastım. Sağ tuş. Buradan tanjant diyorum. Seçtim. ESC ile komuttan çıktım. Enter ile tekrar giriş yaptım. Klavyeden kontrol, sağ tuş, tanjant. Bakın buradan da bunu tuttuk. Buraya getirip bıraktım. Şekli tamamlamış olduk. Şu aşağıdaki kısmı trimlememiz lazım. Hemen trim komutuma girdim. Sağ tuş. Trimledim. Ortasındaki kısım var. Dikkat ederseniz bütün mesafeler 20'ye 20. Yani bu offsetlenmiş. Hemen bunu seçiyorum. Hepsini. Dış çerçevenin. J enter dedim. Polyline yaptım hepsini. Sonra buradan offset komutuma giriş yapıyorum. Offset değeri olarak 20 mm'yi yazdım. Enter'a bastım. Offset aktif. Bakın seçtikten sonra iç mi dış mı? İç oldu. Bir de burada 20'lik radüsüm var. Hemen radius komutuma giriş yapıyorum. R enter dedim. Radüsüm 20 enter oldu. Bakın geldim. Birinci nesneyi seçtik. İkinci nesneyi seçiyorum. Bu kısmı da yapmış olduk. Hemen altına geçelim arkadaşlar. Bakın 25'lik bir ölçüm var burada. Bir de burası 20'ye 90 derecelik kısım var. Hemen onu yapalım. Bir yardımcı çizgimi çiziyorum. Buradan geldim. Orta noktasından yakaladım. 25 enter. Bu 20'lik kısmı çizelim yardımcı çizgimiz. Hemen 20 enter diyorum. 20'lik bir ölçü çizdim. Seçtim. Orta noktasından yakalayıp buraya bıraktık. Artık bu yardım çizgimi silebilirim. Delli sildim. Bakın çizgi komutuma giriş yapıyorum. 90 derecelik bir açı var. Buradan çizecek olursam burası 135 dereceye tekabül ediyor. Hemen geldik. Küçük işaretimi koyuyorum. Küçük 135 enter diyorum. Bakın 135 derecelik bir açıyı yaptık. Fazladan çizelim.
budarız trimle. Komuttan çıktım. Tekrar Enter'la line'a giriş yaptım. Bakın bir de böyle çizeceğiz. O ölçümüz de arkadaşlar 45 derece. Klavyeden küçük işaretini koydum. 45 Enter yaptım. Burayı da trimle sileyim. Artık burada da silebilirim. Geldim çizgi komutuma. Aşağı doğru 25 Enter. Buradan da bıraktık. Yine Enter'a basıp çizgiye girdim line'a. Aşağı doğru 25 Enter. Buradan da bu kısmı bıraktık. Baktığımız zaman ön görünüşü çizmiş olduk arkadaşlar ama home'a geldim, tıkladım, izometrik bakıyorum şekli. Burada 50'lik bir ölçüm var. Arka tarafa doğru da 75. O zaman buranın kalınlığı arkadaşlar 25 mm olduğunu görüyoruz. Hemen press pull komutuma giriş yapıyorum. Aşağıdan geldim. Bu kısmı 75 Enter deyip çizdim. Sırada şu kısım var. Önce burayı çizelim. Bakın 25 orası. 25 de bura dersek bu kısımda 50 mm yapıyor. Hemen buradan da sürükledim. 50 Enter yaptım. İç kısımda ölçüsü de 25. 25 Enter dedim. Bu kısmı da çizmiş oldum. Hemen bunları Union komutumuzla birleştirelim. Seçtim hepsini. Enter'a bastım. Şekil birleşti. Tam ortasında 30'luk bir ölçüm var. Onu da çizelim. Bir yardımcı çizgi çiziyorum. Bu köşe noktasından aldım. Buraya getirdim. Hemen çembere giriş yaptık. Orta noktasını yakaladım. Yarıçap 15 yapar. 15 deyip Enter yaptık. Artık bu çizgiyi silebiliriz. Hemen Press Pull'a giriş yaptım. Seçtik. Kesim işlemini yaptım. Tabii ki bu iki boyutlu çizgileri silmek için de sağ tuş Isolate Hide Object diyorum. Nesneyi seçtik. Enter'a bastım. Bir çerçeve içerisine alıp bunları sildim. Sağ tuş Isolate getirdik arkadaşlar. Hemen son şeklimize çizmeye başlayalım. Bunu da yine bu taraftan çizmeye başlayacağım arkadaşlar. Front düzlemine geldim. Bakın Z ve X düzlemi. Ben buraya geliyorum. View diyorum. Direkt bakın burası tab oldu. Buradan da hemen gelelim. Bu kısmı paralel yapalım. Biraz büyüttüm. Hemen bakın 13'e 126'lık bir tane dikdörtgenim var. Dikdörtgen komutuna giriş yaptım. Bu kısımdan. Kalınlığı açalım. X'teki mesafem 126,13 Enter dedim. Bu kısmı çizmiş olduk. Bir de yukarısında arkadaşlar 77'ye 126'lık bir dikdörtgenim daha var. Hemen dikdörtgen komutuna tekrar giriş yaptım. 126,77 Enter dedim. Bakın bu kısmı da çizdik. Buralarda 25'lik radüslerim vardı. Hemen radüs komutuma giriş yaptım. R Enter 25 Enter dedim. Seçtik. Enter'a tekrar geri bastım. Bu kısmı da çizdik. Buraya bakarsanız 32'ye 50'lik çemberlerim var. Eksenler arası mesafesi de 39. Hemen bir yardım çizgimi çiziyorum. Tam orta noktasından geldim. Midpoint yakaladık. F8'i açalım. F8'i açtım. 39 Enter diyorum. Yardım çizgimi çizdim. Hemen çember komutuma giriş yapıyorum. 50'nin yarısı 25 Enter yarıçap. Tekrar Enter'a bastık. Çember komutuna giriş yaptık. Merkezi seçtim. 32'nin yarıçapı 16 Enter. Çizimi yaptım. Bakın bu çizgiyi silmiyorum. Burada 38'lik bir ölçüm var. Hemen offset komutuma giriş yapıyorum. 38'in yarısı 19. 19 Enter diyorum. Bu
çizgiyi buraya offset diyorum. Bunu da buraya offsetledim. Hemen bunu siliyorum. Trim komutuma giriş yaptım. Sağ tuş. Buraları trimledik. Bakın bu kısmı sildi, seçtik. Bir de burada 18'lik bir ölçüm var. 38'den 18'i çıkarırsanız 20 yapar. Bu kısımların da ölçüsü 10 yapıyor. Hemen geldim. Bu kez polyline yapalım. Buraya geldim. 10, enter. Aşağı doğru. 10, enter. Bu tarafa doğru. 18, enter. Yukarıya doğru. 10, enter. Buraya da geldim. Buradan tutup şekli tamamladık. Bakın buradaki görünüşü tamamen buraya yansıttık. Hemen home'a geliyorum. Şekle izometrik baktık. Ölçülere bakalım. Bakın burada 63'lük bir ölçüm var. Arka tarafta da 13'lük bir ölçüm var. Toplam boy 76 yapıyor. Hemen press pull komutuma giriş yapıyorum. Buradan tuttum. 76 enter dedim. Şu kısımdan yapıyoruz. Ölçüm buraya doğru ya da burasını bırakalım. Şu kısımları yapalım. Seçmemiz kolay olsun. Bakın buranın boyu 38. Hemen geldim. Buradan 38 enter dedim. Şuradaki çıkıntıyı vermemişiz. Orayı da 10 milimetre fazla yapalım. Orası da 48 olsun. Buradan da geldim. 48 enter dedim. Şimdi bu kısmı yapabiliriz. Burayı da geldik. 13 enter diyorum. Şekli tamamlamış olduk. Hemen Union'la bunları birleştirelim. Enter'a bastım. Sıra geldi. Buradaki 14'lük delikleri delmeye. Bakarsanız yatayda 19, dikeyde de 25 milimetrelik ölçülerim var. Bunu iki yollu yapabiliriz arkadaşlar. Birinci yol olarak geldim buraya. Bakın seçeriz. F8 açıkken buradan 19 enter, yukarıya doğru da 25 enter deriz. Yarım çizgiyle geliriz. Buradan çemberi seçip 7 enter dedim. Şekli tamamlamış olduk. İkinci yol olarak da arkadaşlar eğer yardım çizgiyle uğraşmak istemiyorsanız hemen Ctrl Z ile geriye alıyorum. Bakın gelirim buraya bir UCS tanımlarım. Burası X, Y düzleminde burası. Hemen çember komutuma giriş yaptım. Merkezi tıklamadan burası orijin olduğundan arkadaşlar X'teki uzunluk 19, Y'deki mesafesi de 25. Yani klavyeden 19,25 enter dediğim zaman bakın direkt o noktaya gitti. Buradan da gelip yarıçap değerimi yazdım. Bu şekilde de çizim yapabilirsiniz. Yine polyline komutuma giriş yaptım. Bu kez diğerinde yardım çizgili yapalım. Geldim buraya. 19 enter. Buradan da 25 enter dedim. Yardım çizgili eksen merkez noktasını belirledik. Buradan da çembere giriş yaptım. Yarıçap 7 enter dedim. Bu şekilde de çizim yapabiliriz. Hemen bu seçimi silelim. Yardım çizgiyi. Tabii ki silmekte zorlanıyorsanız hemen burayı bir tel kafes yapalım. Seçmek kolay olsun. Delle sildim. Tekrar katı hale çevirelim. Press pull komutuma giriş yapıyorum. Burayı seçtim. Aşağı doğru kestik. Burayı da aynı şekilde. Şekli tamamladık arkadaşlar. Bu dersimizin sonuna geldik. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Hoşça kalın.